Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Hepinizin bayramını kutluyorum. Ananevi hale gelen ve yönetim kurulu tarafından her iki bayramda da bayramlaşma merasimini bu senede ilk defa fiziki olarak Kurban Bayramı'nı kutlama amacıyla bir araya geldik. Başta Fenerbahçelilerin, Müslüman Türk milletinin ve dünya Müslümanlarının bayramlarını kutluyorum. Allah hepimize nice bayramlar nasip etsin. Bayram vesilesiyle kulübümüzün yetiştirdiği ve olimpiyatlara gönderdiği 22 tane başarılı sporcumuza da olimpiyatlarda başarılar diliyorum. İnşallah hepsi madalyayla dönerler. İyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız. Özlemişiz beraber olmayı, birlikte bir şeyler yapabilmeyi. Bu bayram törenlerimiz olur, maçlarda olur, salonlarda olur. Ama inşallah yavaş yavaş, adım adım o noktaya gidiyoruz. Devam etmemiz lazım o noktada. Dolayısıyla hep beraber, çoluk çocuk buradasınız. Tekrar herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Çünkü bu pandemiyi hayatımızdan çıkartıp normal işlerimize dönmemiz, normal önceliklerimizi yapmamız lazım. Evet, bayramlar bizi biz yapan, birbirimize bağlayan, geleneklerimizi hatırlatan, ulusumuzun çimentosu olarak değerlendirebileceğimizin, toplumumuzun birlik ve beraberliğini perçinleyen, her sene yaşadığımız, coşkuyla kutlamaya alışık olduğumuz, geleneklerini yaşattığımız günlerdir. Ben öncelikle sıcak havaya rağmen buraya teşrif eden hepinize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Zahmet ettiniz, sağ olun, var olun, eksik olmayın. Benim bu günlerdeki bayramlaşmadaki en sevdiğim tarafta ailece gelinmesi, çocukların gelinmesi, çocuklar geldiği zaman işte onlara fotoğraf çekmek, formalarını imzalamak, yapabilirsin ki muhabbet etmek. Çünkü bizim zaten yapmak istediğimiz o büyük Fenerbahçe ailesini her zaman diri, birbirine bağlı, kenetlenmiş, arasından su sızmayacak derecede birbirine bağlanmış bir topluluk hali getirmek. Çünkü Fenerbahçe böyle olduğu zaman Fenerbahçe'nin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Fenerbahçe'nin mücadele edemeyeceği hiçbir şey yoktur. Bu sene özellikle futbolda çok daha farklı şeyler, çok daha güzel günler yaşayacağımızın ben burada habercisi olmayı istiyorum. Ne kadar kararlı ve inançlı olduğumuzu anlamanız açısından. Çünkü ben genelde ilerisiyle ilgili hiçbir zaman tahminde bulunmam. Büyük konuşmam, inşallah derim, kısmet derim, kısmete çok inanırım. Ama bu sene her şeyden çok yaptığımız çalışmalar, ektiğimiz tohumlar
ve hedeflerimiz doğrultusunda çoğun derece inançlı ve iddialıyız. İddialı olmayı seven biri değilim ama iddialıyız ve 7 senedir beklediğimiz, her şeyden önemli ve üstünde tuttuğumuz futbol branşımızda şampiyonluğu yakalamak. Rahat olun. Gazeteci arkadaşlarımıza da burada biraz evvel konuşuyorduk. Onlarla dertleşiyorduk. Onlara da burada huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Çünkü onların gecesi gündüzü Fenerbahçe'yi takip etmekte geçiyor. Tabii diğer muhabirlerle de yarışıyorlar. Kim daha çok haber alacak, kim daha çok haber yapacak. Onlar da bir nevi bizim emekçilerimiz. Bazılarının temsil ettiği kurumlarla zaman zaman sıkıntımız olsa da bu arkadaşlar da sizler bizler gibi Fenerbahçeli ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Ama diyorlar ki sizden hiç haber çıkmıyor. Bizde çalışmalar iyi gidiyor. Bu sene birazcık farklı süreçleri ele alıyoruz. Bazı yaptığımız çalışmaları sonuçlandıktan bir müddet sonra açıklıyoruz. Ve bunun da mümkün olduğu kadar gerektiği için gizliliğine, gizli kalmasına önem veriyoruz. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki tüm şubelerde çalışmalar harıl harıl devam ediyor. Bizi izlemeye, dinlemeye, takip etmeye hem Fenerbahçe TV bazında hem de geleneksel medyada devam etmenizi rica ediyorum. Biz Fenerbahçeliler olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 2020 Tokyo Olimpiyatlarına gönderdiği kafilenin 1/5'inin bizim çocuklarımızdan ulaşmasından, oluşmasından dolayı bence ne kadar gurur duysak azdır. Yani bir sezonu daha sizsiz, taraftarsız geçiremeyiz. Bu hem bizim için geçerli hem de bütün kulüpler için geçerli. Sektör için geçerli, sporun ruhu için geçerli. Hep beraber tribünlerde, salonlarda buluşmak üzere hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle kucaklıyorum. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.